alınan bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz günlerden bir gün Rüzgaroğlu yine bir sabahki gibi ormanda avlanmaya çıkmış az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş aramış aramış avlayacak bir şeyler bulamamış hem biraz dinlenmek hem de atını sulamak için bir su başına oturmuş köpekleri yanına çömelmiş hızlı hızlı nefes alırken atı iştahlı iştahlı su içiyor kendisi de orman güzelliklerini seyrediyormuş nasıl olmuşsa olmuş o sırada Rüzgaroğlu'nun gözünde birdenbire bir geyik görünmüş geyiğin derisi güneş altında pırıl pırıl yanıyor kara Gözlerinin canlılığı uzaktan bile belli oluyormuş. Rizgaroğlu gözünü kırpmadan geyiğe bakıyor, geyik de hiç kımıldamadan onları süzüyor. Şimdi baktığım zaman zaman kavramının belirsiz olduğunu günlerden bir günde de bunu kestirebiliyorum. Öyküleyici anlatımın ağır bastığını da görebiliyorum. Az gitmiş uz gitmiş çıkmış, hep geçmiş zaman kullandığı için. Hmm, kahramanların başından geçen türlü türlü olaylar anlatıldığı düğün bölümünden alınmıştır. Evet şuradan anlıyorum Rüzgaroğlu'nun gözüne birdenbire bir geyik görünmüş. Geyiğin derisi güneş altında pırıl pırıl yanıyor gibi ifadelere baktığım zaman düğün bölümünden alındığını anlayabiliyorum. Her masalda kullanılan kalıplaşmış ifadelerin kullanıldığını da anlıyorum az gitmiş uz gitmiş gibi. Kahramanı olağanüstü nitelikler taşımaktadır. Şimdi normalde bizim masallarımız olağanüstü nitelikler taşır ama buradaki bu parçanın içerisindeki bilgi de kahramanın olağanüstü bir özelliğinden bahsetmemiş. Cevabımız Denizli.